Merhaba arkadaşlar. Bugün hayırlısıyla uzman öğretmenlik sınavına girdik ve çıktık. Hepimize geçmiş olsun demek istiyorum arkadaşlar. Sınavdan sonra bütün arkadaşlarımızın yüzleri gülüyordu arkadaşlar. Çünkü hakikaten sınav kolaydı ve herkes yapabildi. Ve hemen hemen %99'umuz diyeceğim belki de hemen hemen %100'e yakınımızın uzman öğretmenlik unvanını ve baş öğretmenlik unvanını arkadaşlarımız alacak gözüküyor arkadaşlar. Herhangi bir aksilik olmazsa öyle söyleyeyim. Şimdi aylardır çalışıyorduk arkadaşlar. Yalan yok yani. Yazımızı heba ettik yani. Bütün yaz oturduk çalıştık. O videolar var onları izledik. Daha sonra bu sürece YouTube kanalıma videolar ekleyerek dahil oldum arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Yani baktık arkada hem dedim ki kendi çalışmama bir faydası olsun. Hem de bu çalışmalarımı öğretmen arkadaşlarıma paylaşayım. Onların da bir faydası olsun. Onlara da bir faydam olsun diye düşündüm. Ben de yazdan itibaren bu uzman öğretmenlik sınavı ile ilgili modülleri taraya taraya sizler için test soruları, deneme soruları hazırladım arkadaşlar. İnanın bayağı bir emek verdik yani öyle söyleyeyim. O PDF'yi hani baktım kendi başıma şöyle söyleyeyim. Yani okumaya çalıştım. Olmadı. Yani okuyup da anlayacak gibi değildi olay. Özet çıkaran arkadaşlar vardı. Hani böyle piyasada yine ünlü arkadaşlarımızın özetleri vardı. Biraz onlara baktım. Bir zaman sonra özet de artık sıkıntı. Dedim ki özetlerden de olmuyor. Ben böyle bir soru olması lazım. Hani bir test sorusu olacak. Test sorusunun üzerinden ben konuyu çalışmam, anlamam lazım dedim. En iyisi ne yapayım ne yapayım? Kendim hazırlayayım bari dedim. Ondan sonra oturdum. PDF'nin kopyala yapıştır yöntemiyle arkadaşlar. Şimdi YouTube'da şimdi birçok arkadaşlarımız var. Zaten bu sınava çalışan arkadaşlarımız YouTube'da sadece bir kanal üzerinde kalmıyorlar. Birden çok uzman öğretmenlikle ilgili video çeken YouTube kanallarında dolaşıyorlar, geziyorlar. Oradaki videoları da izledikleri için bu platformda birçok arkadaşımız var. Ve çoğu da hani profesyonel düzeyde bu işleri yapıyorlar arkadaşlar. Ya o yüzden ben onlar kadar profesyonel değildim açıkçası. Yani açık söyleyeyim. Amatördüm çünkü normalde sıradan bir öğretmenim. Yani matematik öğretmeniyim. Sadece PDF'yi okudum. PDF'ye bakarak buradan ne sorusu olabilir diye düşündüm. Oradaki kısmı kopyaladım ve ona göre kendimce şıklar oluşturdum. Hatta çoğu şıklar öyle bir acemiciydi ki yani şıkkım sırıtıyordu. Yani hani 5 şıktan bir tanesi çok net sırıtıyordu. Ama bugünkü sınava baktığımda da bugünkü sınavda da öyleydi. Yani bir nevi kendimle de benzeştirdim birazcık. Çünkü 5 şık var, 4'ü tamam, bir tanesi çok sık çok net sırıtıyor yani hani ben buyum diyor, cevap buyum diyor. Benimkiler de birazcık o şekilde oldu yani cevaplar çok sırıtıyordu. Dediğim gibi çok amatörce hazırladık ama hani faydası oldu. İnanın hani bugünkü sınava baktığımda şöyle bir şey. Sadece hani böyle şu da var hani hiç sınava çalışmadan yüzünü açmadan giren arkadaşlarımız da muhakkak vardır ve onların da iyi geçmiştir. 70'in üzerinde bir puan alıp onların da kazanacağını düşünüyorum ama bu çalışmanın ve videoların bir etkisini gördüm yani o çalışmalar ve videolar sayesinde hani 90 puanın üzerinde puan alarak birçok arkadaşımız geçecektir diye düşünüyorum. Çünkü ben de şöyle söyleyeyim hani belki benim notumu da merak edenler falan vardır. Öyle yüzlük müzlük değil arkadaşlar. Ya ben de bugün kitapçığı gördüm. Şöyle bir kafama takılan şüpheli olduğum sorulara falan baktım. Hatta şüphesiz olduğum sorulara da birkaçına baktım. 5 tane yanlışım var. Şu an kafadan bir 5 yanlış var. Yani 95 doğru üzerinden gözüküyor ama hani daha da iyice incelemedim yani. Baksam belki bir 5 kadar daha çıkabilir yani bilmiyorum ama şu anda hani 95 doğru gibi gözüküyor. Dediğim gibi ama hani bunda bile şey var. Ne diyeyim onu? Çalışmanın da bir etkisini gördüm. Belki bu videoları çalışmasam, testleri çıkartmamış olsaydım, bakmasam belki 70 bandında hani olurdu belki ama hani böyle ucu ucu ve stresli sıkıntılı olurdu. Biraz daha rahat olduk. Bu videolarda size hazırladığım soruların ve çalışmanın etkisini şöyle gördüm. Sınavda hani böyle soruyu okurken hemen canlandı gözümde değil mi? Çünkü bunun bir benzerini oluşturmuştum yani en azından vardı falan. Hemen tak cevap çıktı arkadaşlar öyle söyleyeyim. Hani bunun da artıları faydaları oldu. İnşallah dediğim gibi hepimiz bu sınavdan alnımızın akıyla geçeriz. 12 Aralık'ta sonuçlanacak ve bu sonuçlandığında hemen hemen hepimizin uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik unvanlarını alırız. Maddi açıdan bizi rahatlatacak olan bir sınavdı bu. Emeklerimizin karşılığını inşallah alırız arkadaşlar. Videodaki yorumlarda Allah razı olsun arkadaşlarımızdan, yorum yapanlardan
çok çok razı olsun gerçekten. Ve onlar hani çok faydalandıklarını ve bana teşekkür ettiklerini, haklarını helal ettiklerini yazdılar. Ben de birazcık hem sınavla ilgili yorumum hem de hakkımı helal etmek adına bu videoyu çekiyorum. Arkadaşlar benden yana hakkım helal olsun arkadaşlar. Hani yazdan beri gece gündüz çalıştık, oturduk videonun YouTube'un başında bunları ekledim. İşte testleri oluşturuyorum, yüklüyorum falan derken daha Cuma günü hariç, Perşembe gününe kadar 3-4 denememini birden attım yani. Sizlere bir faydam olsun, katkım olsun diye. Gecemi gündüze verdim ama olsun, helal olsun arkadaşlar. Benden yana hakkım size helal olsun arkadaşlar. O yönde hiçbir zaman sıkıntım yok. Gücenmedim de seve seve yaptım. Seve seve de yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Birazcık şu şeylerden hafiften birazcık kırıldım. Şöyle oldu. Sınavdan itibaren mesela abone sayımız sınav süreciyle beraber çok fazla artmıştı. İzlenmelerimiz arttı. Hatta maddi açıdan bize destekleri de çok fazla arttı. Sağ olsun, Allah razı olsun arkadaşlarım. Ama sınavdan sonra yani bugün gün içinde abone sayılarımızın düştüğünü gördüm. Yani baya bir abone sayıları azaldı. Yani hani klasik birazcık bizim işimiz bitti. Tamam artık hocam işimiz yok eyvallah deyip abonelikten bir bir çıkan arkadaşlara gördüm. Sayılarda baya bir azalmalar başladı. Kimseye bir şey demiyorum arkadaşlar. Çıkandan da kalandan da Allah razı olsun. Ama sonuçta buradayız biz. Bu kanalım sadece uzman öğretmenlik için olmadı. Yine ben kendi çoluğunuz çocuğunuz olabilir, öğrencileriniz olabilir. Onlara tavsiye edebilirsiniz. Ortaokul matematik öğretmenim. Bununla ilgili ara ara yine videolarım, denemelerim var. Onları paylaşmaya devam edeceğim bu süreçte. Yine farklı videolar olsun, yaşadığım tecrübelerle ilgili olsun bir şeyleri paylaşmaya devam edeceğim. Yani YouTube kanalım devam edecek ayakta durmaya. Yine yeni videolar paylaşacağım. Hani kanalımı terk etmeyip bırakıp gitmeyen arkadaşlar için de Allah razı olsun. Onlarla biz yolumuza devam edeceğiz ama giden arkadaşlar da yolu açık olsun. Onlara da bir şey demiyorum. Yine de Allah razı olsun. Herkesin kendi tercihidir ama bizler buradayız arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Evet, genel olarak hem bunları söylemek istedim, hem yorumumu yaptım, hem de bir helalleşme gibi oldu. Yani öyle de bir video çekmek istedim arkadaşlar. Dediğim gibi ben buradayız. Ara ara bu videoları çekmeye devam edeceğim. Yani kanal devam edecek arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Evet, videomuz bu kadar. Görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Başka videolarda, başka sınavlarda tekrar birlikte olmak kaydıyla kalanlarla yola devam edeceğiz arkadaşlar. Bizler buradayız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.